İyiyim yani. Yemezsen ölürsen. Ne dedi? Demedi bir şey. He güzel valla. Ah, duruyor böyle. Deli gibi. Çok sordum, hatırlamayayım, bilmeyeyim diye. Sen ana gidiyorsun. Ha. Sordu. Rabbül Alemin kimseyi namusuyla imtihan etmesin. Meryem benim de kızım sayılır. Abi müsaade edersen bir de ben konuşayım. Ne konuşacaksın? Merhamet edersin sonra. Ha oralarda ne işi var? Madem orospuluk ettin. Allah korusun. Keşke ölüp gitseydin. Belli ki bunu öldü diye öyle bırakmıştım. Tahsin, bu işi temizlememiz lazım. Köylü mır mır konuşmaya başladı. Döneye de bir şey söylememiş. Ne diyecek?
kendi günahı. Söyle döneye. Analığı değil. Usulünü o bilir. Nüfusu vardır. Meryem nüfusa yazdırma dedik abi. İyi. Sen kirlendin Meryem. Günahın büyük. Sen de bilirsin. Kararını verdiler. Artık Allah affetsin. Töreyi bilirsin. Aha su. Temiz temiz abdestini al. Bu işi kendine dersen belki cennete gidersen. Nasıl edeceğini bilirsen değil. Selametle komutanım. İyi günler. Güle güle. Durumumuz vahim. Jandarma etrafta kol geziyor. Köylüler bu iş ne zaman bitecek diye konuşup duruyor. Temizlemek lazım gelir. Geliyor ki bu iş buralarda yapılamaz oldu. Ağam. İstanbul'a. İstanbul. İstanbul. Bir talibi çıktı deriz. Yakup'un arkadaşı. Ona gelin gitti deriz. Nüfusu da yok zaten. Ağam izin verirsen hemen çıkalım yola. Olmaz. Bu iş ailenin tek erkek evladına düşer. Cemal'ın askerliği bitti bitecek. Cemal gelinceye kadar sıkacağız dişimizi. Hele bir Cemal gelsin. Deneme altına itti. Uğursuz. Uğursuz Meryem. Yaralar çıkacak oralda.
Hadi geçmiş olsun Cemal. Sağ ol baba. Zor muydu? Zor da alışıyor insan. Alışır alışır. İnsan her şeye alışır. Kaç tane hayvan vurdun? Vurduk işte. Aferin. Aferin. Cemal. Seninle biraz iş güç konuşmamız gerek. Bazı tarla tapayı sen idare edeceksen. Baş üstüne. Neyse. Bunu sonra konuşuruz. Ama şimdi vazifelisin, değil Tahsin. Başımıza bir bela geldi. Seni yola göndereceğiz. Ne oldu ki? Komutana da öyle diyordun. Allah korusun baba. Emir yapılır. Sabah Cemal abinle İstanbul'a gideceksin. Al bunu. Parayı da al. Lazım olur. Götürür getirir seni. Trene binersiniz. Gece olunca işi bitirirsen. Sonra da geri gelirsen. Kız, İstanbul'a gidiyorsunuz biliyor, unutma. Baba. Hallet, gel dedim. Jandarma da ortalarda dolanıyor zaten. Kızım, Meryem'im, Pamuk kızım, bu son şansımız. Kim yaptı? Söyle kızım. Cemal abim geldi. Beni İstanbul'a götürecekmiş. Yakup abimlere. Kurban olayım, söyle kızım. Hadi inat etme. Bak sen söylersen jandarmaya giderim, mani olurum bu deyuslara. Bibi. Söyle kızım. Horozlar. Niye ötmüyor? Ne kızım? Horozlar. Ötmüyor artık. Horozlar hep öter yavrum. Kime duyar? Kime duymaz? Ben artık duymuyorum bebe. Sabah olmasını istemiyorsun de ondan yavrum. Ne de olsa ciğerdir Cemal. Atsan atılmıyor. Günahkardır bilirim. Allah korksun lan, kızıma iki tokat bile vurmamışım. İçi
işim yapmayacağım. Yetimdir. Şimdiki yengem boynu dövdü onu. Ama Murat'sız yine de bir şey demedi. Boynum bükerdi. Ona hakaret yapmayasın Cemal. Takdir Allah'tandır. Cemal abi. Yürü gidiyoruz. Cemal abi nasılsa sana İstanbul'da yenilerini alır kızım. Olmayacaksın gözümün önünde. Uyuyordum, kıyamadım. Sus! Kim bu kadın? Bilmiyorum Cemal abi, öyle bir kadın işte. Ne konuştun sen? Ne konuşacağım? Ne sordu sana? Nereye gidiyorsun dedi, İstanbul'a mı dedi? Bu yanındaki koca mı dedi? Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Bana bak, bu trenden inene kadar kimseyle konuşmayacaksın. Gözümün önünden de ayrılma. Kocanmış. Daha ne? We'll be right back.
İstanbul güzelmiş değil Cemal abi? Beğendin galiba. Beğendim teyze. İyi, hoş geldin kızım. Köprü varmış, o nerede? Köprü çok. Hangi birini soruyorsun? Bilmem ki. Ben sana kimseyle konuşmayacaksın demedim. Trende konuşmayacağım dedi Cemal abi. Şimdi gemideyiz yolunda. Köyde Rasım daha iyiydi be abi. Hala anlamadın sen beni. Hadi seni beni geçtim. Bu çocuklar ne olacak? Babam bizi cahil bıraktı. Bari bunlar bizim gibi olmasın. Köymüş. Sikmişim öyle hayatı. Tövbe de abi, nasıl konuşuyorsun? Doğrular konuşuyorum. Cemal, yaklaş bakayım. Nedir? Abi karışık bir mesele. Kızı kaçırdın mı? Yok. Öyle değil. Kız Meryem, ne kadar büyümüşsün böyle. Kız bu ne güzellik. Meryem, ne oldu? Niye geldiniz? Öyle uygun büyüdüler yenge. Kız. Yenge, burası İstanbul'dur. İstanbul batsın. Atamadım trenden abi. Oğlum kafayı yedin sen. Hı? Hangi devirde yaşıyoruz? O kadar kolaydır bu işler. Hı? Sanki tavuk kesiyorsun. Orası kolay da... Kolaymış. Babam ne dese yapacaksın, ha? At kendi dese atacaksın. Köyde insan işine çıkamaz olduk dedi. Köyü batsın. Ne malum kızın bu işte günah olduğu, ha? Onun bunun lafıyla katil olacaksın. Günahı yoksa söyleyeydi abi. Kaç kere sormuşlar kim yaptı bu işi diye. Saklıyor. Kim bilir kim yapmıştır da sesini çıkartmıyordur. Maşallah ne kadar büyümüş herif ya. Aferin kızıma. Sağ ol canım. Kızım, anana söyle yavaş yavaş yatakları hazırlasın. Beni ilgilendirmez. Töreniz de sizin olsun, her şeyiniz de sizin olsun. Ne yani, kodoş mu olalım? Tövbe tövbe. Abi, sen de biliyorsun. Ben bu işi halletmeden köye dönemem. Meryem'in kararı verilmiş. Bitmiş bir iş bu. Bu halde yaşayamaz. Yaşayabilemez. Yaşatmazlar. Mümkündür. Değil. Thank you.
kelime-i şehadet getir. Kabristan. Senin kabristanın olacaktır. Günaha belendin Meryem. Namusumuzu kirlettin. Şimdi at kendini aşağıya. Kanın elime bulaşmasın. Babamın haberi vardır. Söyle babama Cemal abi, hakkını helal etsin. Ben hiç günah yapmadım. Hiç günah yapmadım. Onu utandıracak hiçbir şey yapmadım. Ona de ki, Meryem anasının yanına gitti. Beni merak etmesin. Merak etmesin. Cemal abi, kalk gidelim. Hadi. Thank you.
sana bir şeyler oluyor, farkında mısın? Ayşen, ne yazık ki bu hayata veda ederek başka diyarlara gitmek zorundayım. Bu benim tercihim değil. Meşru müdafaa hali. Eğer bunu yapamazsam bir gün daha yaşamam olanak yok. Çünkü biliyorum ki ömrümün sonuna kadar aynı evde oturacağım. Aynı koltukta televizyon izleyeceğim. Aynı lokantalarda yemek yiyeceğim. Aynı sözleri söyleyeceğim. Ve sonunda bir gün çılgın bir ambulansla her gün geçtiğim sokaklardan geçerek hastaneye götürülüp orada öleceğim. Ya da hastaneye gitmeye fırsat kalmadı. Önüme uzatılan iki seçenek içinde yaşamayı seçmekten başka çarem kalmadı. Bir gün bu korkunç duyguyu yenersem döneceğim. Hoşça kal, İrfan. Konferans mı var yine? Sağ ol anne. Bir defasında öyle demiştin ya. Bu tarafta konferansın varmış da uğramıştın. 6 sene mi oldu? 5 sene mi oldu? Çok yoğundun, kalmadıydın. Kalacaksın değil mi bu sefer? Bu gece kalacağım anne. Biraz daha sarma ister misin? Yok annem, sağ ol, doydum. Anne. Evet oğlum. Ben hayattan biraz izin almaya karar verdim. Tatile mi çıkacaksın? Tatil değil anne. Başka türlü. Biraz nefes alma, soluklanma. Aysel? Yok, yalnızım. Hayırlısı olsun. Babamın cenazesine gelemedim. Gelmedim. Beni hiç affetmeyeceksin, biliyorum anne. Bambaşka bir hayata kaptırdım kendimi. Yanlış. Ama elimden bir şey gelmiyor ki. Beceremiyorum. Zaman da geri gelmiyor. Biliyor musun anne? Düğünüm öyle arkadaşlar arasında oldu. Çağırmadım sizi. Utandım. Kendimden utandım. Şimdi daha çok utanıyorum anne. Ne oldu bana? Bağrına bastın canın oğlum İrfan'ın. Ne oldu anne? Kabak tatlısı uzmuş mutfakta. Gördün mü bak?
Cemal? Sen askerden arkadaşım. Kardeşim değil mi? Erdin? Nereden çıktın ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi Cemal, benim sizin oranın adetlerine pek aklı vermez. Biliyorsun. Yani benim bildiğim bir kız kaçırmak, o da bu devirde kalmamıştır herhalde. Yok Sera, öyle bir şey değil. Tamam ya tertip, boş ver, sıkma canını. Nereye gideceğimi bilemedim. Ya nereye gideceksin? Tabii ki buraya geleceksin. Kardeşiz biz be. Bak ben anladım. Sizin bir süre bir yerde kalmanız gerekiyor. Başımla beraber. Gelin bende kalın. Yok Selo, öyle olmaz. Ya o zaman sizi bir tatil köyü gibi bir yere yollayalım. Kalabalık bir yerse. Yok yok, sakin. Bizim yerimiz. Bir adam duruyor orada. Memlekete mi gidecekmiş neymiş? Onun yerine. Sağ ol Selo. Merhaba kardeş. Ve aleyküm selam. Bizi Selahattin Şahin yolladı. Bilirim, bilirim. Ha bunlar çupra. Bunlar da levrek. Ezber ettin mi sen onu? Çupra, levrek. Ha, karıştırsan da bir şey olmaz. Neden? Çünkü balık o. O bilmiyor ki ismini. Ha dedin çupra, levrek. Ha dedin Ahmet, Mehmet, Hamsi. Balık anlamaz. Gülsen gül. Ama doğru dedim onu. Bak. Bunlara bu yemden vereceksin. Öbürüne de aynı yemden vereceksin. Sakın karıştırma. Karıştırmayız. Bir de ışığı tutarsan üstüne böyle beyaz beyaz hep pul döker, kendini intihar eder sonra. Gerçek. Ne bileyim, bana da öyle söylediler. Kepçeyi daldırayım da bunları tutayım, pişireyim, yiyeyim deme. Şurada da kalırsınız. Haydi eyvallah. Ne dikiliyorsun orada? Bir isteyen ne olur diye. Gel de yemeğini ye. Yazık. Garibanlar. Ne garibanı? Balık işte. Sen hiç balık yemedin. Güzelmiş, tavuk gibi biraz. Ekmek. Kuşu kaçmıştır. Thank you.
Hilalımsın benim başımın belası uğursuz. Cemal abi. Söyle kime bindirdin ulan söyle. Cemal abi ne diyorsun? Kime bindirdin kalpak? Söyleyeceksin. Anam babanım olsun söyleyeceksin lan. Kimisin sen? Nedim Begin abi. Söyleyeceksin. Ama Cemal abi. Vururum lan kendimi. Vururum kendimi söyle. Söyle lan. Söyle. Abdest alayım beni vur Cemal abi. Kapat kapat hemşerim ışığı kapat. Neden ne oldu ki? Balıklar vardı abi. He. Gece ışık tutunca kendilerini intihar ediyorlarmış. E tabi balık deyip geçmemek lazım. Hassas mahluk bunlar. Anladım. İyi de benim bu gece burada kalmam lazım. Tekne arıza yaptı. Sabaha bakarız. E tamam abi kal. Deniz bizim değil ya. Bak bunu doğru söyledin. Cemal, seni de işinden alıkoydum. Yok abi, benim de bir işim vardı zaten. Geleceğim ben, bir yere kaybolma. Merhaba. Nereye kaybolacağım ki? Merhaba usta, nasılsın? Hoş geldiniz abi, iyi hoş bulduk. Neyi var abi? Ya kısa devre yapıyor galiba. Tamam abi bakalım. Alo? Selo, ben Cemal. Ha Cemal, nasıl gidiyor? İyi. Alıştın mı balıklara? Alıştık valla. Ya tertip, sen nasıl işlere bulaştın ya? O ne demek Selo? Abin aradı. Yakup abi. Ha. Ne dedi? Yani demedi bir şey ama sesinden belli oluyordu. Yani endişelendim. Bir de sen öyle esrarlı konuşunca... Mühim bir şey yok, merak etme. Bir de kızı sordu. Kızı mı? Meryem'di değil mi adı? Onu sordu. Sen ne dedin? Ne diyeceğim, bir şey demedim. Bilmiyorum dedim. Meryem yok Selo. Öldü Meryem, öldü. Hayırdır Cemal? Neye sinirlendi? Yok bir şey. Bayağı ağırmış be Cemal. Sana da zahmet verdim yani, kusura bakma. Yok abi, benim de bir işim vardı. Sayende gördük. Kızımızın adı Meryem mi? Biraz çok mühim işlerim bitti geldim. Biz ne olacağız peki? Onu bana demediler.
Cevval bak ne diyeceğim. Ben biraz sonra bu koydan ayrılacağım. Sizi gideceğiniz yere yakın bir yerde bırakırım. Ha? Hadi düşünmeyin gelin. Hadi. Öğrendin mi Cemal? Estağfurullah. Balık çiftliğine ne oldu? O zaten geçiciydi. Şimdi ne yapacaksın? Bakacağız bakalım. Cemal, bak ne diyeceğim. Gördüğün gibi tekne çok büyük. Ben de tek başımayım. Limana girince personel bakacaktı. Benimle çalışsanıza. Bu nasıl olacak ki? Olacak işte. Meryem mutfağa bakar. Sen de bana yardımcı olursun. Abi bilmiyorum ki becerebilir miyim? Becerirsin ya. Ayrıca sen komanda değil miydin? Bana ne kadar abi. İşte tamam. Komandonun beceremeyeceği iş mi var? Ha? Bir deneriz. Olursa olur. Meryem. Seni de aşçıbaşı yaptım ha. Hadi hayırlısı olsun. Buralı değilseniz değil mi Cemal? Yok abi. İşçi olarak mı geldiniz? Burada çok var öyle. Hele Adana'da filan pamuk işçisi olarak. Abi ben bir Meryem'e bakayım. Çoluk çocuk var mı? Yok abi. Meryem, bırak onları sabah halledersin. Hadi uyku vakti. Ha, durun bir dakika. Deniz tutar eğer mideniz bulanırsa bunlardan birer tane alırsınız. Tamam? Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Yaşlılık işte. Su almayı unutmuşum. Hadi yatın artık. Sakin ol Cemal. Yat yat. Uyusaydın biraz daha. Yok abi. Cemal. Ben çarşıya iniyorum. Bir şey lazım mı? Yok abi sağ ol. Denizdeymiş gibi davran lan. Hadi görüşürüz. Cemal abi. Saf saf konuşma Meryem. Öyle hemen belli olmaz iyi adam kötü adam. Bize ne? Öyle hemen güvenme herkese. Abi de bana öyle Cemal abi deme adamın yanında anlamasın. Ne diyeceğim? Cemal diyeceğim ne diyeceğim? Cemal. Adamın yanında dedik.
Sen neden geldin buraya? Sana hesap vereceğim. Yok, vermeyeceksin. Sen kimseye hesap vermezsin. Cemal nerede? O orospu nerede? Ya git baba ya. Yok senin baban. Bunu kaçarken düşünecektin. Neredeler? Ne bileyim neredeler. Doğru konuş lan. Allah'ını seversen bırak beni. Git ya. Cemal geldi. Sonra kayboldu gitti. Bilmiyorum. Anladın? Burası İstanbul baba. Burada töre mere işlemez. Göreceğiz bakalım. İşler işlemez. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Cemal. Şunlara bir yardım et. Al oğlum. Sağ ol. Vay 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 vay. Cemal. Ne yaptınız oğlum bu tekneye böyle? Ne olmuş ki abi? Ne olacağı var mı? Her taraf pırıl pırıl olmuş ya. Sen mi yaptın Meryem? Cemal abi, Cemal'le birlikte. O zaman bunları almam iyi olmuş ha. Cemal, al bakalım bunlar senin. Abi niye zahmet? Niye zahmeti oğlum? Çıvacı başıyla çarkçı başına ufacık bir hediye. Al bakalım Meryem, bunlar da senin. Hadi bakalım, güle güle kullan. Hadi gidin değiştirin üstünüzü. Hadi. Teknede moralin bozulmayacak. Bir, telsizin bozulmayacak. İki. Telsiz önemli abi. Elbette çok önemli. Bak şimdi. Önce frekansı ayarlıyoruz. Bas, konuş, bırak, dinle. Abi telsiz biliyorum ben. Bunlar küçük. Bizimkiler daha büyük oluyor. Aselsan. Aselsan bizimkiler. Biraz şarap içme Cemal. Sağ ol abi, şarap içmiyorum. O zaman... Hadi bakalım. Şerefe. İyi ki tanıdım sizi be. Sağ ol abi. Cemal, biliyor musun? Meryem çok becerikli bir kız ha. Abi cahildir o. Yanlış bir şey yaparsa kusura bakma. Ya ya, çok akıllı bir kız. Ya ta kalkıp oralardan geldiniz. Niye geldiniz? Nasıl geldiniz? Bir nedeni olmalı mutlaka. Abi öyle icap etti geldik. Öyle icap etti geldik. Öyle icap etti. Sen çok delikanlı bir adamsın be. Ben hayatımda böyle net olamadım. Böyle delikanlı olamadım. Estağfurullah. Ya ya, estağfurullah falan diye. Biliyor musun? Senin gibi olmayı çok istedim. Bıçak gibi, kasatura gibi bir adam. Ama olamadım. Belki de gençken öyleydi. Abi gençsin. Ya ya, değilim değilim. Hadi. Şerefe. Komando, komando. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Abi sen nerede yaptın askerliği? Ben Burdur'da yaptım. Isparta'da var komando, Eridir'de var. Yok oğlum, kısa dönemdi benimki. Amerika'daydım. Master'la doktor arası gelip yaptım.
Biliyor musun? Ayaklarım su toplamıştı. 15 gün terlikle dolaştım. Terlikle? Evet. Abi sorsaydın ya. Orkide alıyorsun böyle, koyuyorsun postalın içine, hiçbir şey olmuyor yani. Orkid mi? Orkid. Orkid ha. Gerçi daha da fark etmez. -20, -30, yağmur, kar. Bir çıkıyorsun araziye 10-15 gün. Dönüyorsun bir bakıyorsun alçaklar karakola bombalamış. Hadi gerisin geriye 10-15 gün. Yakalayana kadar. Yakalayabiliyor muydunuz? Allah'ın emri abi. Vatanı kayına mı bırakacağız? İstanbul, Ankara bilmez bizim ne gördüğümüzü. Ne çektiğimizi bilmez. Bilmesin. Vatan sağ olsun. Türkiye ayakta duruyorsa Mehmetçik var diye duruyor. Biraz da dua ile tabii. O da orada. Abi sen niye buralardasın? Ben niye buralardayım? İrfan Kurudan niye buralarda? Profesör İrfan Kurudan. Güzel bir soru. Öyle icap etti. Hadi içelim. Bravo Cemal. Ay, şerefe Cemal. Hey. Yaylalar, yaylalar, bizim oğlan aşıktır. Yaylalar, yaylalar. Bravo Cemal. Komşu kızına. Komando Cemal. Komando, komando, komando. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Her Türk. Bravo. Ali Rıza amca. Selahaddin. Cemal nerede? Cemal görmedim. Selahaddin. Bilmiyorum Ali Rıza amca. Selahaddin. Bana Cemal lazım. Vallahi bilmiyorum Ali Rıza amca. Bir saniye Ali Rıza amca. Çocuklar dikkat edin onlara. Dikkat edin ya. Dikkat edin şunlara. Selahaddin. Bu balıklar nereden geliyor?
Marmaris'ten, bizim çiftlikten. Marmaris. Gerçi bize her yerden geliyor. Evet, her yerden geliyor bize. Marmaris. Köyde sizden hayırlı haber bekleyeceğim. Bu işi halletmeden dönmeyin. Tamam Cemal. Canına zarar gelmesin. Kızın işini bitirince o iti bana getirin. Onun cezasını ben keserim. Bu fotoğrafı da alın, lazım olur. Baş üstüne ağam. Dikkat, dikkat. İstanbul'dan Marmaris'e gidecek olan aracı 5 dakika sonra 3. perondan kalkacak. Meryem, aferin sana. Çok iyi becerdin. Gel şimdi. Gel. Bak şimdi kazık bağı öğreneceğiz, tamam mı? Al. Neye küstü şimdi o? Yok bir şey abi, ödlektir o biraz. Nasılsın? İyi. Biliyor musun Meryem? Bağ dediğin sağlam olmalı. Biraz gevşetirsen çabuk çözülür. İnsanoğlu da öyledir. Tut bakayım şunu. Hadi tut. Tamam, böyle böyle alıyorsun. Buradan geçiriyorsun. Hadi geçir. Hadi tekrar alttan. İrfan abi. Tekneyi bir yere bağlayacağımız zaman bana söyle. Ben yaparım abi. Ben... Meryem, Cemal seni kıskanıyor ha. Kaptanlıkta onu geçeceksin diye. İnsanın genci yaşlısı olur. Rüzgarın olmaz çocuklar. Merhaba. Merhaba. Hocam tanımadınız mı?
Ben Serap. Aa, üçüncü sınıftan Serap. Evet. Nereden çıktın sen? Deniz'den. E vallahi bravo. Şuradaki teknedeydik. Bir baktım siz. Sürpriz yapayım dedim. Hakikaten güzel bir sürpriz oldu. Hocam süper hareket yani. Böyle bir anda kaybolmak. Ne ikram edeyim sana? Nar suyu var mı? Yoktur herhalde. Sizin içtiğinizden o zaman lütfen. Peki, ben hazırlayayım hemen. Bir de su lütfen. Zahmet oldu. Estağfurullah. İrfan Hoca ile mi çalışıyorsunuz? Hı hı. İyi adamdır. İyi, sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Öğrencisiymiş. Kim? Kız. İrfan abinin öğrencisiymiş. İyi. Güzel kız ama değil mi Cemal abi? Ne öyle boya küpü. Sen bile daha güzelsin. Okuldan falan kimse yok. Mangal partisi. Ne olur gelin. Bakarım. Hazırlanın, başka koya gidiyoruz. Meryem tuzu versene. Hadi gene. Hadi Meryem. İrfan abi. Ben yapamam ama. Gerçekten. Gel bakalım buraya Cemal. Gel gel hadi. Gel. Hadi oğlum hadi. İrfan abi. Hadi çocuklar. Oho sizin içiniz geçmiş vallahi. Ne biçim geçtiniz siz ya. Al bakayım şunu. Hadi sofrayı kur Cemal. Hadi. Ama abi bu kadın işidir, yakışık alır. Ne demek kadın işi oğlum? Sana bir şey soracağım. Bu teknenin kaptanı kim? Teknenin kaptanı aynı zamanda komutan gibidir. Komutan ne derse olur. Benim teknemde kadın ya da erkek işi yok. Al bakayım hadi. Hayır Meryem. Al oğlum. Hadi. Hadi 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 hadi. Aferin. Herkes her işi yapacakmış. Koskoca komandonun düştüğü hale bak. Neye bakıyorsun? Ay'a bakıyorum. Hani bir kere düğüne gittiydik ya. Hatırladın? Ne düğünü? Kazım amcaların düğünü. Kaç sene oldu be. Orada da böyle ay vardı. Gölün üstüne vuruyordu. Hatırladın? Yok. Ben hiç unutmamışım nedense. Bu da aynısı işte. Ay işte her yerde aynı. Senin böyle kahverengi ayakkabıların vardı gıcır. He. Onu nereden hatırladın? Ama sen böyle çok bir acayiptin o düğünde. Ne bileyim böyle büyük adam gibi. Ne bir konuşmak ne bir şey. Tabii çocuğuz biz o zaman. Yavaştan mı ne? Bir yerden birileri geldiydi. Bizi bu tarafa baktılar diye sen çok kızmıştın. Büyük adam gibi. Güzeldi o günler.
bir daha köye dönemeyiz değil mi? Dönemeyiz Meryem. Benim yüzümden. Bırak şimdi. Yok. Yok, salak değilim ben Cemal abi. Benim de artık aklım eriyor bir şeylere de. Ne bileyim işte. Köyü unut Meryem. Tamam. Ölüyorum dostlarım. Bu kez son durak. Ama beğenmezsem geri gelirim. Ölümü de öğrenmiş olarak. Hocaymışsınız, ne güzel. Evet, üniversitede. Sen kaça kadar okudun? İlkokul 2. Sonra? Sonra işte. Bu bizim haritamız. Bize yol gösteriyor. Rotamızı burada belirliyoruz. Rota ne demek biliyor musun? Yok. Yön demek. Bak, biz şuradaydık dün. Sonra buraya geldik. Al bununla bak. Al. Ya kocaman gözüküyor bunlar. Falan. Çok komiksin sen ya. Allah. Güzel çok. Bu benim sevgili arkadaşım Hidayet. Yıllar önce 6 metrelik teknesiyle dünyayı dolaşacağım deyip denize yelken açtı. Ne derdi biliyor musun? Yarını düşünmeden, bilmeden yaşamak istiyorum derdi. Bunu gerçekleştirebildim bilmiyorum. O gitti, ben kaldım. Belki görürüz Hidayet abiye bir yerde. Belki. Hayat ne garip biliyor musun Meryem? Yıllar önce yapamadığım yolculuğu şimdi sizlerle birlikte yapıyorum. Ben, sen ve Cemal. Cemal şu bisteyi alsana. Dur bir dakika, para vereceğim. Al şu parayı da. Market üst tarafta olur. Ha Cemal, dur dur, eşeğin büyüğünü unut. Şu da iki emirleriniz. Yok abi, sende kalsın, sen de biriksin. Biz idare ederiz. Lazım olur oğlum. Yok abi, sen de biriksin. Peki. Sağ ol. İrfan abi, istediğin bir yemek var mı pişireyim? Aşçı başı sen değil misin Meryem? İstediğin yemeği pişirebiliriz. Hadi görüşürüz. Ben alamam. Ne demek alamam kızım? Aa, ne kadar ayıp ya. Hediye reddedilir mi? Al. Açıp baksana. Çok güzelmiş. Beğendin mi? Hadi tak. Dur yardım edeyim sana. Gel. Bakayım. Çok yakıştı. Güle güle kullan. Sağ olun. Sen de beğendin mi Cemal?
başlatmışsın hediyesini. Kızma Cemal abi. Hediye dedi, almamak ayıp dedi. Ne eletiyorsun kendini el adamı? Takamadım, yardım etti. Ben de şaşırdım. Şaşırdın sen, şaşırdın. Tamam Cemal abi, kızma. Sus, tamam, konuşuyorum. Yiyeceksin kafanı şimdi, tamam. Kabahat benim salak kafamda. Senin cezanı kesmedim ya. Kaltak, kendinden utanmıyorsun, benden utanmıyor. Cemal abi! Ne dedin sen Meryem? Cemal abi mi dedin? Yanlış duymadım değil mi çocuklar? Sen karışma. Ne demek sen karışma? Beni kandırdınız. Bana yalan söylediniz. Çocuklar, niye anlamadınız? Biz burada birlikte yaşıyoruz. Burada çalışmıyordunuz ki. Çok mu zordu bana karşı dürüst olmak? He? İstanbul'dan kalkıp buraya niye geldim? Bu yolculuğa niye çıktım? Yalanlardan ve sahtekarlıklardan bıktığım için. Ama siz yalan söylediniz bana. Yazıklar olsun be. Sen yerini şaşırmışsın zaten. Nereye gidiyoruz? Sen bir sus. İyi, konuş o zaman. Zaten başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Konuş bakalım, daha nereye kadar konuşacaksan. Ben bir şey yapmadım Cemal abi. Gördük, yapmadın. Yapmadım, İrfan abi de yapmadı. Hem senin için kötü, hem ondan kızıyorsun. Meryem. Hediye dedi, almamak ayıp dedi. Ne var ki? Hem bize o kadar babalık yaptı İrfan abi. Senin için kötü demiş Cemal abi. Yürü Meryem, gidiyoruz. Ben gitmiyorum. Kalacaksın, doğrusu mu olacaksın başıma? Ne olursam olacağım, yeter be. İyi. Efendim. Alo Yakup abi. Cemal, neredesin sen ya? Babamla adamları her yerde sizi arıyorlar. Bizi mi arıyorlar? Yakup. Geldim abi. Kapatmam lazım Cemal. Oğlum çok dikkatli ol. Vallahi çok tehlikeli. Biliyorum kalbinizi kırdım ve sizi çok üzdüm. Her şeyinizi benimle paylaşmak zorunda değilsiniz. Niye burnumu sokuyorum ki? İkinizden de çok özür dilerim. Evli değiliz biz. Cemal abimle bizim babalarımız amca çocukları.
Bir şeyler oldu. Benim anlamadığım bir şeyler oldu. Ve siz kalkıp buralara geldiniz. Çünkü öyle icap etti. Değil mi Cemal? Bunların hiç önemi yok. Ben de İstanbul'dan buraya gelirken kafam net değildi. Ama şimdi her şey çok farklı. Benimle kalmanızı istiyorum. Tekneye geri dönmenizi istiyorum. Lütfen. Bari Yunan adalarında dolaşsaydın. Bunu niye yapıyorsun? Gerçekten merak ediyorum. Bunu bize niye yapıyorsun? Kendim için bir şey yapıyorum. Daha doğrusu kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum hayatımda ilk defa. Beceremiyorsun ama söyleyeyim. En azından deniyorum. Çok sıkıldım biliyor musun Ayşe? Ve sen bunun farkına varamadın. Okuldan, televizyondan, senin o zengin arkadaşlarından sıkıldım. Ve bu saçma sapan şaşadan sıkıldım. Senden sıkıldım. 5 yıldır kitap yazamıyorum, kompleksim var. Karımın benden daha zengin olmasını kendime yediremiyorum. Etcetera, etcetera. Yapma. Yaptım, yapıyorum, yapacağım. Ne hakkım var kaybolmaya? Var veya yok. Yok. Var. Yok. Beni dinle Ayşe. Yeniden hayatımın sahibi olmak istedim. Zihnimdeki eksik parçaları tamamlamaya çalışıyorum. Kendimi tanımlamaya çalışıyorum. Ve en önemlisi sevgili arkadaşım Hidayet'i anlamaya çalışıyorum. Yarını bilmeden yaşamak istiyorum. İyi. Bu köylülerle mi arkadaşlık ediyorsun? Onlar benim mürettebatım. Aa tabii 17 yaşında. Çok güzelmiş mürettebat. Ne ilgisi var şimdi? Allah Allah. Acaba ne alakası var? Edalı işveli, köylü güzeli. Yanındaki kim? Kocası mı? Değil. Anlamayacağını biliyorum ama yine de söyleyeyim. Meryem çok farklı bir kız. Çok akıllı, çok zeki ve en önemlisi hiç kirlenmemiş. Tabii senin arkadaşlarının konuştuğu şeyleri konuşmuyor. Eğer bu suçsa. Ama o neyi biliyor biliyor musun? Anlatıyordur sana. Anlatmasına gerek yok ki. Anlatmak için sözcüklere de ihtiyacı yok. Gözlerine bakınca her şeyi anlıyorsun. Sen de çok iyi anlatıyorsun İrfan Kurul'da. Ayol düpedüz aşık olmuşsun sen. Saçmalama. Her zamanki gibi korkaksın. Çok içme. Veya ne kadar içersen iç. Bu
İrfan'a dikkat et. O kıza da dikkat et. Biraz açıktan al Cemal. Tamam. Ha, sağ ol. Biliyor musun Meryem? Mahset seni kıskanmış. Gel. Düğünümüzü nasıl biliyorduk? Önce ne yapıyoruz? Gideceğimiz yer tespit ediliyor. Buradan sonra gideceğimizi alıyoruz. Pusulamız 189 lira. Öyle bulunmaz mı? Peki nasıl bulunacağım? Pusulayı koyarsan öyle. Kerterezi alırsın. Bakarsın daha nerede? Ezra nerede? Bakarsın düşman nereye saklanmış? Acaba nereye saklanmış olabilir? Keleş mermisi oradan mı gelecek? Yoksa buradan mı gelecek? Ama güneşi karşına almayacaksın. Bekleyeceksin. Gebersen oynamayacaksın. Kılını kıpırdatmayacaksın. Neden? Çünkü güneş gözlere girer. Düşmanı göremezsin. Anladın mı nasıl bulunurum? Biraz değişik oldu be Cemal. Gazete vereyim mi abla? Yok yok. Taze kavun var. Gazete var. Buz vereyim biraz. Ver ver buz ver. İstemem istemem. Nereye gitti lan bu karı? Hop! Ne dedin lan sen? Bir şey demedik abi. Çekti lan! Karı sökerim lan senin. Kaç! Şerefsiz! Gel lan buraya. Hey Cemal. Ne oluyor? Ne oldu Cemal? Niye bağırıyorsun? Yok bir şey. Senden korkulur ha Cemal. Sen neden korkacakmışsın ki? Yani sağın solun belli olmuyor. Baksana adamlara ne yaptın? Herhalde o korkuyla Bodrum'a kadar kaçmışlardır. Bizim sağımız da belli İrfan abi, solumuz da. Yani çok sertsin. Biraz yumuşa. Askerde değilsin artık. Askerlik başka. Askerliği karıştırma. Askerlikte var mı böyle puşluk? Yapabilir mi el alemin karısına, kızına?
Yani Meryem bir de sevgilin olsa vururdun herifler herhalde. İrfan abi, biz bilmeyiz öyle sevgili mevgili. Onlar sizin memleketin icatları. Bizde herkes yerini bilir. Karı karılığını bilecek, adam adamlığını bilecek. İyi de gözünün üstünde kaşın var diye kıyıyorsunuz kadınlara. Kim? Olmuyor mu? Her gün gazetelerde okuyoruz. Sen o gazetelerde okuduğun her şeye de inanma öyle. Bunlar derin meseleler. Meryem'dir, şudur budur. Benim yanımdaki kadına kimse laf edemez. Ava raporu ne diyordu? Kıyılar mutedi, açıklar kaba dalgalı. Sen de öylesin Cemal. Kıyılar mutedi, açıklar kaba dalgalı. Biz de kıyıdan kıyıdan gideriz o zaman. Günaydın İrfan abi. Aa, günaydın kızım. Yine çok içti Cemal ha. Şu kovayı versene bana. Aa, bu nasıl kova böyle? Cammış. Bunda denizin dibini görebiliyorsun biliyor musun? Çocukken çok yapardık bunu. Bak şöyle. Meryem. 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 Neredesiniz lan? Deniz yıldızı. Elini beğenmese geri gelmiş. Bok gelirsin. İki keleş mermisini kafana yedir. Bakalım nasıl geri geliyorsun. Şire bak. İrfan abi. Efendim? İstanbul'a kar yağar. Arada sırada yağar. Bibim var benim. Ninem de. Ben bibi derim. Böyle kar yağınca hep hikayeler anlatır bana.
Sabaha kadar, odun bitene kadar sobada otururuz böyle. Hep saçımı okşar. Ama ne hikayeler, bir görsen uyduruk hep. Böyle film gibi hep değişik değişik. Özlüyor musun oraları? Başka bir yer bilmiyorum ki. Özlüyorum tabii. İnsan evini, yurdunu özlemez mi? Yine gidersin. Bilmem. Belki. Cemal ne yapıyorsun oğlum? Sen sana mı soracağız lan? Sana mı soracağım lan? İyi de Cemal. Sessiz. Cemal kendine gel oğlum. Çürüyüz. Cahiliz diye bize amak mı belledi lan? Yok Cemal. Ne olacaksın belledi lan? Kırk pismanı. Cemal yapma. Şundan beri yolunu yapmaz lan. Cemal. Öldürüm lan seni. Cemal. Kimse beni dinlemiyor ki. Öldüm mü ben? Meryem, Meryem, Meryem. Uğursuz Meryem. Kimse Meryem'in içini bilmiyor. Bilmesin. Niye öldürmedin ki beni? Niye vurmadın ki beni? Niye öldürmedin? Mışıl mışıl uyuyor. Bak oğlum beni iyi dinle. Meryem benim kızım sayılır. Bunu kafana iyice koy. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bu kızı seviyorsun ha. Vallahi. Oğlum madem seviyorsun niye zindan ediyorsun hayatı? Hem sana yazık hem kıza. Meryem kirli. Meryem tertemiz. Hepimiz ondan daha kirliyiz. Onun başına neler geldiğini anlayabiliyorum. Ne kabahati var kızın? Hem madem seviyorsun. Seviyorum. Seviyorum bir var. Aferin işte. Böyle ol. Biraz rahatlı ol. Şşş Cemal. Bugün az daha boğuyordun beni ha. Boşver. Meryem'in kız cüzdanı meselesini halletmemiz lazım. Vali yardımcısı benim yakın arkadaşım biliyor musun? Ayrıca benim yanımda size hiçbir şey olmaz biliyorsun değil mi?
Yani peki şu koskoca dünyaya Cemal'le Meryem mi fazla geldi ha? Hallederiz. Hayırlı haber inşallah. Hayırlı haber. Dünyayı bir ırz düşmanından kurtarmaya geldim. Sen dediydin İrfan abi, Rüzgar gençtir diye.
rüzgar hayattır diye sen de dedin. Ben seni anladım İrfan abi. Hayat acayip şeymiş. Sorma bana ne yapacaksın şimdi, ne olacak diye. Bilmiyorum. Ama bu hayat benim be İrfan abi. Cemal hala sana karşı mahcup. Onun için bir şey diyemedi ama sen onu anlarsın. Kaptan kaptan diye boşuna demiyorlarmış. Yolu da yordamı da sen gösterdin. Yine görüşsek bir gün. Ne kadar isterim hep beraber. Yine gülsek, eğlensek. Yolun açık olsun İrfan abi.